Oyuncu çıktı ya, o çok oyuncu çıktı. Yetenekli oyuncular çıktı ama bir önemlisi daha çok iyi insanlar çıktı ya. Çok iyi insanlar yetişti buradan hocam. Dedik ki iyi insandan iyi oyuncu çıkartmak daha kolaydır. İyi insandan iyi politikacı, iyi bakkal, iyi şoför, iyi müteahhit çıkartmak daha kolaydır. Yeter ki iyi olsun ya. Önce insan olmak lazım ki insanı anlatıyorsun. İnsanı anlatıyorsun bir de. İnsanı insanla anlatıyorsun. Nasıl yaşa. Kötü insana nasıl iyi insana? Ha, dünyada rol... çok kötü insanlar var iyi oyunculuk yapmış ama genellemeye vurduğun zaman zeki ve iyi insanların daha iyi oyuncu olduğunu. O kadar önemli bir şey söyledin ki. Ve cesaret. Şimdi, evet. Bir gazete kupürü kestimli ben hep öğrencilere gösteririm. Hitler oynuyorsun abi. Tamam mı? Avusturya'da Hitler rolünü oynayan aktör Wilhelm Schifrin dahil yeterince nefret uyandırabildiği için ayakta alkışlandı diyor. Yeterince nefret uyandı. Uyandırabildiği için. Şimdi bu tehlikeli bir anlatabiliyor muyum? Bıçak sırtı bir rol aktörlük abi bir iş. Ben severim öyle oynanması zor demeyeyim ama birçok insanın cesaret edemediği rolleri oynamayı çok seviyorum. Çünkü ben onlara hak vermeyi ve vicdanımla onları bir yerinden tutmayı ve onlara hak vermeyi, onları sevmeye çalışıyorum. Çünkü onları kötü bir anlatmak için rol gelinmez o hatta sadece bir düşünüyorum. Burada o zaman bıçak sırtı bir tehlike sözüyorum. Şimdi ben dizi seyredemiyorum. Televizyonda bir sürü şey seyredemiyorum. Aile diye dize bir var. Onu seyredemiyorum. Çünkü abi oğlan Kıvanç bir kere Kıvanç Allah'ın verdiği bir yetenekle, bir güzellikle, bir yapısın böyle bir şey yok yani. Evet, güzellik. Eğitim almışsın. Kendini Kıvanç modeldi. Evet. Sonra kendini çok geliştirdi. Hiç kimsenin cesaret edemediği şeyleri yapıyor. Deniyor. En azından cesaretli ve yetenekli. Ben bu harika bir tarif. Kızı Serenay psikolog oynuyor. Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya ile ben de dizi yaptım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Abi nasıl bir oyuncu ya? Ya ikisi de su gibi seyretmeye doyamıyorsun zaten. Hiçbir şey yapmasan yan yana dursunlar. Su gibi ikisi seyreder. Şimdi buradaki tehlike ne? Abi genç kızlar bu Kıvanç'a hasta. Ben evet. De bayılıyorum genç kız olmamama rağmen. Seviyorum çocuğu. Bir yanın ama senin genç kızdır. Çok yani. Teşekkür bilenler ederim. Bilirler. Bil mukabele. Abi buradaki tehlike şu. Bak bu çok önemli. Binlerce genç erkek de Kıvanç Tatlıtuğ gibi olamayız ama bir olsak. Fakat abi film bir başlıyor dizi. Kıvanç o gün 7 kişiyi öldürüyor. Hmm. Serenay psikolog oynuyordu. Birdenbire mafya oldu. Bayağı elinde silah. O da öldürmeye başladı. Şimdi Serenay'ı rol model alan genç kızlar oyuncu olması şart değil. Evet. Oyunculuktan bahsetmiyorum. İkisi de rol model. Fakat çok özendiriyorlar. Ha şimdi şöyle bakmakla. Ya bu neticede bir oyun ya neticede. Hocam. Evet. İnsanlar çocuklarımız televizyonu açan hani benim de çocuğum var sizin de çocuğunuz sizin binlerce çocuğunuz var. Şimdi buna özeniyorsa o işte ailede bir problem vardı. Şimdi Wimbledon açık tenis turnuvası da yapılıyor. Ona özensinler. Bu bir oyun. Hani şimdi Godfather o bu dünyanın bin Eyvallah. Tane şeyi çekildi. Eyvallah. Hani özenilecek şeyler var, örnek alınacak şeyler var ama Godfather'a biz de özenenleri gördük. Gördük. Bak kaç yıl devam etti her şey. Dolayısıyla da neye özenip neye özenmeyeceğimize aslında birazcık da aile yapıları karar veriyor. Çok güzel. Öyle değil mi? Nefis bir saptama. Yani çok harika. NBA'de basket maçları var. Alper'e diye bir çocuk var şimdi oynuyordu. Ona özenelim şimdi. Oradaki belli ki bir hikaye, bir rol, bir gerçek bir şey değil. Yani şimdi herkes özense güzellik merkezi mi açacak? Sen de açıyormuşsun galiba güzellik evet, merkezi. Evet. Leyla Gezen, Müjdat Gezen güzellik merkezi. Para bakımından çok iyi olduğu söyleniyor. Şimdi sen bunu seyredip özendin mi? Evet. Bak işte evet, sen bile bunu özenir. Sen de bile. Ama güzel ya herkes özenir. Leyla da banka müdürü olmak istiyor. Güzel. Yani. Buralarda bir şube mi yoksa deniz kenarında bir şube mi? Valla iyi bir şube açacağız. Tamam işte bitti gitti. Dur ulan. Dur. Bitti gitti. Çiçek. Çiçek. Nereden kötüleri aklına geldi? Çiçek. Atı çiçek bu onu. Çiçek sen her çiçek dediğimizde gidecek. Çiçekten bahsediyordum. Vallahi sen. Pardon. Çiçek Hanım. Bir şey alır mısın? Hayır hiçbir şey almam. Keyfim o kadar yer. Ha? Boşa al. Kahve çiçek güzel canım, olmuş çok, mu? Çok güzel ellerimle oldu. Ellerimle yaptım. Taze kız elinden kahve içtim hocam. O yaptı. Çiçek Hanım, canım çok benim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sen falıma bak benim. Sana bir şey soracağım.
ben senin falına bakacağım. Buyurun hocam. Başından geçmiş en komik olay, ister konservatuar zamanı, ister tiyatro zamanı, ister film ve çekimler zamanı. Senin diziler de meşhur değil mi? Sen aslında diziyle meşhur oldun. Ben ikinci Bahar'la meşhur oldum aslında. Şener Şen, Türkan Şoray. O neydi be? Güzel diziydi hocam. O neydi be? O işte Samatya'da. Süper Babalar, işte ikinci Bahar'lar falan. Ben sizin ekolünüzden aslında, yani evet. Sizin ekolünüzden dediğim, hocalarım sizsiniz yani. O dönemin ekolünden büyüdüm. Dolayısıyla da mesela ikinci Bahar bitti. Ne yapacağımı şaşırdım. Yok onu yapmayayım, yok bunu mu yapmayayım? Dur biraz böyle olsun. Yani çok seçici oldum. Abi yani. Yok. Ama bunda o kadar haklısın ki şimdi ikinci Bahar çekiyorlar. Sette Şener Şen'le Türkan Şoray var. Abi Şener Şen'in ne yaptığına bak, okul. Ya bir de Şener abi öğretmezdi. Yani şey yapmazdı. En direkt. Her şey en direkt. Bunu böyle yap, bunu böyle yap demezdi. İzlersin, bakarsın, öğrenirsin zaten. Bütün ustalarımız öyleydi. Bunu böyle yap. Ben de senin tedrisatından geçmiş bütün öğrenciler, benim yakın arkadaşlarım, onların da hepsinin söylediği şey, Müjdat Hoca anlatırdı, gösterirdi. Ama öyle, çünkü ne o şey vermek, birilerine nasihat vermek aman. Sadece verene yararmış hocam. Aman. Nasihat sadece verene yarar. Bana nasihat sorduklarında derim ki benden nasihat beklemeyin. Sakın ha. Çünkü nasihat verecek takatım da yok. Öyle bir bilgim de yok. Malumatım da yok. Abi bak bu bir yetenek. Doğru mu? Bir yetenek. Evet. İki eğitim. Ben seviyorum eğitim. Evet. Üçüncüsü de çok çalışmak. Sen çok çalışan bir adamsın. Şevket çok çalışan bir adam. Biz it gibi çalışmayı öğrendik hocam. Evvela. Ustalarımızdan. It gibi çalışacaksın. Ne meslek yaparsan yap çalışacaksın. Ha hocam en önemli şu. İstediğin kadar yetenekli ol. İstediğin kadar çalışkan ol. Şanslı ol. Ama cesaretin yoksa hiçbir işe yaramıyor. O çok hele önemli. Oyunculukta. Faktör değil mi cesaret? Bence öyle hocam. Yani bir sürü şey düşünürsün. Yeteneklisindir ama onları sahnede yapacak cesaretin yoksa, buna cesaret edemiyorsan bütün hepsi çöpe gider. Bir de cesaret. Bence cesaret. Aynen. Hocam, peki benim başımdan komik bir şey geçmedi. Komik bir şey. Geçmedi mi? En son benim partnerim en son yaptığım dizide Serenay Sarıkaya'ydı. Onunla oynuyordum. Şimdi Günay Karacaoğlu'yla oynuyorum. Yani kariyerimde böyle bir düşüş oldu. Yani, estağfurullah. Yani öyle demeyelim. Serenay'dan sonra Günay Karacaoğlu. Ben 250 temsili yaptık Don Quixote. En son dedim ki sana dedim çok şanssızım. Şanssız nasıl dedim. Ben en son öyle deme lütfen bak. Günay'ı burada arkasından hocam, konuşmak gibi olmasın. Ben arkasından konuşmak. Ben kendisine de söyledim. Tamam. Sahneye tamam. Dedim ki ben şanssızım. Son partnerim Serenay Karacaoğlu. Şimdi sensin. Böyle ele almayayım. Günay tamam. Ne dedi? Ne dedi? Seninki altın vuruş oğlum dedi. Aynen. Tamam cücedir. Kısa cüce diyelim dedi. Hocam. Kısa. Kısa diyelim hocam. Hayır sen cüce imajı yaptın diye dedi. Hayır hocam ben ne zaman yeteneksiz, okuyor ne zaman kalkıyor benim çok anladım. Yetenekli de değil mi diyorsun? Günay mı? Evet yani ideale mi edelim? Ya bir ya, tane daha Günay Karacaoğlu gelir mi? Gelmez. Çok kabiliyetli abi. Çok yetenekli böyle hocam. Bir şey yok. Ya ben bunu artist mektebi oynadım. Tiyatro robotu sahnede ya. Sahnede en nihayet dedim ki yeter beni güldürme dedim. Çıktım sahneden ya. Hocam. Beni sahnede aktörü güldürdü ya. Biz de 250 oyun oynadık Don Quixote'da. Şimdi Taksim oyununda 150 oyundur beraber oynuyoruz yine. Ama benim sahneye çıkıp keyif aldım. Müthiş. Ya böyle müthiş herkese böyle diyor. Bir partner versin abi. Evet abi. Ve onun da made in Müjdat Gezen oldu. Buraya... Peki Müjdat Gezen'den Günay Karacaoğlu da mezun oldu, Şevket Çoruk da mezun oldu. Nasıl oluyor bu? O Şevket ben anlamıyorum. Kabiliyetsiz mi? Yeteneksiz buluyorum. Şimdi o kadar uzanma ya. Bu da bir şey söyleyeceğim. Şevket var ya. Evet. Tanıdığım 2-3 büyük kabiliyetten biri. Aktördür. Şimdi ben buna Sait Faik verdim. Tamam mı? Dünya çapında bir yazarımız. 23 yabancı dile çevrilmiş. Kusura bakmayın yayılıyorum. Ben fıtı biliyorsunuz zaten. Ya bu yaşlıyım ayağını. Bunlar... Ha, ne yaşlısı? Affedersiniz. Özür dileriz. Buraya bir bip koyun. Bir bip lütfen. Şimdi Sinarit Baba'yı oyna dedim. Sait Faik'in öykülerini oyna. Şşt var. Semaver var. Alem daha da bir. Öyküleri. Bütün abi Sait Faik öyküleri fenomendir. 23 yabancı dile. Önemli hikayecidir hocam. Dünya çapında. Dünya çapındadır yani. Ya yabancı dile 23 ayrı ülkede çevir ne demek. Neyse bu çıktı. Sandalın içinde sözde. Ben sandal zannettim zaten bir şey yaptım öyle. 2-3 tane balık oltasını mumlar yapmış. Her biri bir balık onun aşağıda. Işıl ışıl sahne loş, ışıl ışıl mumlar. Sinarit baba bir balık. Sinarit balığının gözüyle yukarıdaki balıkçıların hayatı. Abi oynadı. Herkes böyle. Hocam buradan sonrasını oynamak istemiyorum dedi.
Niye dedim? İstemiyorum dedi. Otur dedim. Ama senden ikinci yarıyı da bekliyorum dedim. Bir sene geçti, iki sene geçti, üç sene geçti, dördüncü yıl. Sinanit Baba diyorum. Hocam oradan da yani orada yapacağımı yapmışım gibi geliyor dedim. Tamam mı? Hayır dedim. Mezun etmem seni. Bak söylüyorum sana. Sinanit Baba'nın tamamını oynayacaksın. Bu bir ödev dedim yani. Tamam mı? İnşaat diye bir film oynadı bu. Yılın en iyi oyuncusu ödülünü aldı. Ödülü alırken de dedi ki bunu okulun MSM'ye ithaf ediyorum dedi. Tamam mı? Bizim İlker Ayrık falan da Günay onlar da yapıyorlar bu numarayı. Hoşuma gidiyor. Ondan sonra o kadar güzel oynadık ya abi. Yani. Bana geldi bu ödülüyle birlikte. Hocam Sinanit Baba var ya dedim. İkinci yarıyı oynama dedim boşver. Sen mezun oldun. Sen mezun oldun. Sen orada o filmde oynayacağını oynamışsın dedi. Ayrıca çok saygı duyuyorum çünkü senden sonra bütün varını yoğunu babasahaneye yatırıp bu ne be? Bununla yatıp bununla kalkıp şimdi ben de bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyorum. Hani her zaman da söylerim Şevket'e hem çok insandır hem çok vicdanlıdır hem de benim cenazem babasahaneden kalkacak diyorum Şevket'e. Dolayısıyla da senin vasıtanla yetişmiş bir sürü genç şimdi önemli olan piyasada önemi sözü geçen bir sürü aktör, aktristin sen babasısın. Dolayısıyla da sen bir yere çağırdığın zaman benim gelmemem imkansız ki ben hiçbir yere çıkmıyorum. Biliyorum. Ama seninle başka özel bir ilişkimiz de var onu şimdi burada açıklamak şimdi istemiyorum. Şimdi buradan konuşmayalım. Konuşmuyorum sonra evet, konuşuruz. Biliyorum evet. Dolayısıyla Şevket'le... Ben sana aslında çok özel bir soru soracaktım ama sormuyorum. YouTube'dayız soru istiyorsunuz. Evet. Şimdi de Taksim oynuyoruz. Evet. Sahnede inanamazsın hocam. Yani UEFA gözlemcisi var hakemi gibi. Diyorum ki bırak etrafı seyretmek, vakit geçirme. Şu oyunu oynayalım. Orada ne oldu? Dördüncü sırada pet şişe var. Işıklar burada. Sen ne yaptın? Onu İkinci yaptın. Bölüm alt kat, alt kat nasıl? Alt kat bir şey falan filan. Yani ama... Üç tane afiş eskizi getirdi bana. Üç tane afiş yaptık ona. Evet. Bir dedi tane ki, ilk yaptığımız şif çok güzeldi. Evet. Taksim'deki... Evet. Bizi dedim çok döverler bununla. Anıtın önünde. Anıtın önünde. Yapma dedim. Sen de söyledin. Doğru söylüyorsun yapma hocam. Yapma dedim. Bizi çok döverler dedik ama çok güzel afişti o da. Ama oyun çok güzel çıktı. Şimdi de oynuyoruz ve sahnede hani eğlence... Ben bir de çok eğlenirim sahnede. Eğlenmeden eğlenmezsen hiç... eğlendiremezsin var ya. Şevket çok gelenekçidir, çok klasikçidir ve çok disiplinlidir. Ben o kadar değilim. Savaş öyleydi. Bu savaş onun mitiydi. Savaş Hoca mı? Evet. Savaş Hoca. Ha bir tane daha hikayemiz var. Söyle. Bir tane fotoğraf var bende. Metin Oktay'la... Lefter. Lefter'in fotoğrafı. Siyah beyaz bir fotoğraf. Evet. Şimdi bu fotoğraf Barış Dinçel'in elinde. Diyorum ki şunu ver bana fotokopi çektireyim çok güzel. Sana vereyim tekrar. Dedi ki onu dedi ben onu dedim. Müjdat Hoca verdi dedi. Hiç kimse. Ya dedim istemiyorum. Alacağım renkli fotokopi çektireceğim. Güzel fotoğraf. Ali yeni doğmuş. Evet. Oğlum onun odasını asacağım Metin Oktay. Bir tane fotoğrafları var zaten. Fenerbahçe kaptanıyla Galatasaray kaptanı. Evet böyle böyle top, olmuş falan. Evet. Çok güzel de bir fotoğraf. Evet. Topa ayak basmış. Aynen. Evet. Vermem. 1-2 gittim, 3 gittim, 4 gittim, 5. gitti işte. Oturduk işte içiliyor falan filan. Yıl kaç? 98 falan. Ben bunu aldım duvardan çıkışta kapının önüne koydum. Yenildi içildi falan. Çıktım. Bütün Oktay. Kapının önüne koydum ben bunu. Bunu fotokopi çektirdim. 5 tane. Saygına yaptırdım. Barış Başar'a yaptırdım. Bizim sevdiğim bütün çocuklara yaptırdım. Ama Barış diyor ki bir tane var o da bende. Ha bak. Şimdi bak daha önemli hikayenin daha devamı geliyor. Evet. Yaptırdım. Kaligraf bir tane arkadaşım vardı. İmzayı da taklit ettirdim. Herkese birer tane hediye ettim. Barış'a da. Barış beni aradı. Nerede fotoğraf? Nereden çaldın onu? Nasıl çaldın onu? Niye çaldın onu? Dedim ki dur be oğlum yaptırdık getiriyoruz. Ona da verdim. Geri verdim. Fakat orijinali bende. O hala orijinali onda zannediyor. Sonra bana hikayesini anlattı. Doğru mu yanlış bilmiyorum. Oğlum dedi. Bu dedi fotoğraf dedi. Müjdat Hoca'nın dedi evinden Savaş Hoca çalmış dedi. Doğru. O da ondan çalmış dedi. Sen de benden çal. Dedim bak bunun hikayesi böyleymiş. Öyle mi gerçek? Senden aynen mi çaldın? Aynen böyle. Sen de vermedin çaldı mı? Savaş bana diyor ki bunu bana ver o Fenerbahçe'nin evet. Hastası. Oğlum burada duruyor diyorum ya. Yok bunu bana ver. Bunu bana ver. Bir dalgınlığıma düştü herhalde. Fotoğraf yok ama bir sene sonra fark ettim ben onu. Aynısı işte. Savaş'ta gördüm onu. Savaş'ta gördüm. Ne zaman aldım bunu dedim. Boş ver dedim. Güzel. Tamam mı? Ya Savaş ya. Gel canım. Abi ya. Savaş şimdi bir gün bir ceket yaptırdım. Siyah beyaz ekose. Ismarlama. Halbuki konfeksiyon giyiyorum. Ismarlama ceket yaptırdım ben. Giydim. Benim böyle kurveze falan bir şey mi yaptın? Abi spor ceket.
dıştan güzel. Cepli İngiliz ceketi. Ya müthiş güzel bir şey. O gün ilk defa giydim. Bu bana telefonu çiçek bardağıyım gelsene diye. Ben Cihangir'de oturuyorum o zaman. Hadi geleyim dedim. Gittim böyle yaptım. Nereden buldun lan bu ceketi dedi. Yaptırdım dedim. Bu ceketi bana ver dedi. Olur dedim. Çıkardım verdim. Giydi. 4 gün sonra dayısının sırtında gördüm. Yallah buraya dedim. Sana ceket hediye ettim dedim. Evet. Dayıya vermişsin dedim. Evet dedi. Niye verdin dedim. Ne güzel ceket ulan bu dedi. Ya yeni onu ben ya. Abi savaş ya. Ha savaş. Savaş hoca ya. Savaş ya. Savaşı anmadığım an yok. Ama hocam yani anladım. Müjdat Gizem deyince Savaş Dinçer, Savaş Dinçer deyince Müjdat Gizem, Mustafa Olaburu. Ah, siz... Bu benim konsertuar 1961'den sıra arkadaşım ya. Bir gün telefon etti bana, gelsene dedi maç seyredelim. Bir de çok kötü espri yapardı ya. Ama kötü şakalar yapardı ama siniri bozardı ama yani. Sinir çıldırtırdı ya. Yani. Tabii. Dedim ki oğlum köprüden bu saatte geçeceğim. Yalan dedi, Barış da gitti dedi. O zaman hastalığının son evresiydi. Hastalanmıştı. Stent taktırdık ona filan. Fayda etmiyor. İçkiyi bıraktı. Sigarayı bıraktı. Leyla'nın da bir yeğeni bizdeydi, evdeydi. Burada Leyla telefon etmiş yeğenine. Köprüden karşıya geçiyor kız. Leyla bana dedi ki, konuştum dedi, Sevinç'le dedi. Köprü bomboş dedi. Gidelim, seni istiyor dedi. Bir tek Sumru, Savaş, Leyla ben. Gördün. İyi peki dedim, çıkardım eşofmanları. Normal bir elbise giydik, gazladık. Etiler'de oturuyor. Evet. 14 dakika sonra Etiler'de. Maç başladı, bu da koltukta uzanmış böyle. Oruk, benim kolum yanıyor dedi. Benim bütün vücudum yanıyor dedi. Ben ölüyorum dedi. Hadi lan ölmüyorsun nereden çıktı bu dedim. Protezi düştü böyle. Sumru, Sumru'yla da karısıyla da Leyla mutfaktalar. Kadın muhabbetinde biz maç seyiriyor. Geldi Sumru o düşmüş dişi falan görünce. Aman böyle şakalar yapmayın yani. Dedim ki sen acele bir doktor çağırsan dedim. 3 dakika sonra doktor geldi onların bir abone olduğu şey var. Fakat 8. kat asansör 2 kişilik. Ben doktora bakıyorum. Doktor bu renk oldu doktor şu renk. Nabız alıyor, iğne yapıyor. Öyle şakalar yani, yapardı çünkü. Bırakın bu şakayı falan derken abi. Koyduk ambulansa, geldik hastaneye. Doktorun yüzüne bakıyorum o genç doktorun. Bana hiç iyi bakmıyor doktor ya. Hep böyle filan falan. Arkadaşım elimde öldü. Yarım asra yakın arkadaşlık. Leyla bana dedi ki, Müjdat seni çağırdı o dedi. Görmeye çağırmış. Senin yanında ölmek istiyor dedi. Ellerimde nabzına baktım. Doktor da baktı. 3 atıyordu. Savaş o sırada havalandı, uçtu ve giderken benden de ya sağ kolumu ya sol bacağımı aldı götürdü işte. Böyle bitirmek istemem bu programı. Sen, şunda rakı olsaydı bir Savaş Hoca'ya rakı. Sahi mi söylüyorsun? Vallahi. Leyla. Şunu bir tane bir şey. Leyla'cığım senden bir istirhamız var ya. Dolaptan bir lokma rakı verir misin ikimize? Savaş'ın son gününü anlattım da. Bir içelim sen, içmeyelim mi Savaş Hoca'ya bir rakıcık ya? Sen dedin ya. Evet. İçelim. Savaş bir de için. Sembolik hadi. Olarak bir rakı sen, içelim. Karıcığım su da varsa. Bu kadın da sana iyi katlanıyor kaç senedir ha. Doğru. Vallahi değil mi doğru. Ya? Vallahi doğru. Vallahi en doğru. En tatlı kadını. Senin gibi bir adamla. Senin Allah cezanı versin lan. Program bitti. Yeter artık. Konuk çağır. Bak. Abi şaka yapıyor abi şaka. Müjdat hocam bir yerde okudum. Ölen hayvan imiş. İnsan ölmezmiş. Aa. Yani bence fiziksel olarak buralardan bir yerlere göçüyoruz ama doğru Savaş Hoca evet. Buralarda ya. Evet, ruh olarak benim anmadığımız hep, çok az gün var. Benim yani. Hep yanına oraya bak şunu orada başını asmadım bak. Tiyatroda Savaş Dinçer salonu var. Baba sahnede. Savaş'ın. Ya o kadar kıymetli bir adam Şevket ki. Onu yaptı. Evet. Dolayısıyla da muhtemelen senden sonra geçseydi o da bugünleri böyle işte. Kusura bakmayın ya böyle bir yani dramatik bir sohbet bu kadar şen bir adamla dramatik abi. Sohbet istemezdim ama. Ya. Leyla ne kadınsın be. Ay bir taneme bak benim ya. Ay biricim. Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım. Sen olmasaydın eğer aşka inan... Savaşa. Savaş Hoca. Aşka inanmazdım. Müjdat Hocam.
Oo Savaş Ocağı. Ay ay Savaş'ım ay ulan. Çok güzel ya. Oldu be. Çok güzel oldu be. Ağzına sağlık. Hay senin ağzına sağlık derler. Hocam. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bak bak bak. Bak. Sıçmış kadar oldunuz hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. O sizin kendi şeyin. Aşkım işte. Bak bunu baş bak. Ay canım. Buyurun hocam. Sen başla. Hocam. Sen. Badem. Yaşlılar ve çocuklar. Badem. Gel bakalım. Sen yer misin badem? Yer mi? Yer. Yer mi? Gel. Gel bakalım. Cüce badem. Gel. Ha Günay mı bu? Kız duymasın. Sen de.